Buyur baba. Oğlum Ali'den haber var mı? Aslında pek bir şey yok baba. Şimdi ben onun yanından geliyorum. Tek öğrenebildiği Azize'nin nasıl Aslan Bey olduğu. Ha? He. Azize Aslan Bey'lerin yanında hizmetliymiş evvelden. Ailenin babası Hamit Aslan Bey ölünce bu da oğluyla evlenmiş. İnanırım. Kim bilir ne oyunlar oynadı da kendini bey olmayamadı. Baba müsaadenle ben bir gülüme bakayım, aklım oldu. Daha neleri çıkacak bakalım bu Azize karısına. Göreceğiz Ahiret, göreceğiz. Hadi yürüyelim biraz. Baba. Nereye? Otur otur, bunu aldık. Şöyle biraz yürüyüş yapacağız. Bu Azize karısı sırf mal mülk için, rahat yaşamak için kesin kendisini yamamıştır bu adamcağıza. Dedem. 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 Ben de kahve getirmiştim ama kalkmışsınız çardaktan. Tam da istediğin gibi. Ağzına layık, bol köpüklü, tek şekerli. Bu saatten sonra senin elinden değil kahve, bir bardak su bile içmem. Çekil önümden. Haydi ama anne. Sen böyle ağlayınca ben de çok üzülüyorum. Gülüm. Ne oldu? Gül illa ablasını görmek istiyor Hazar Bey. Hey. Tamam çiçeğim, tamam. Çiçeğim bak, sen ağlamayı kesersen biz de ablanı ararız he Zehra. Ha? Hem bak ablan senin böyle ağladığını duyarsa çok üzülür. Kuzum benim, ben o boncuklara hiç katlanabilir miyim ha? Kuzumun hemen arayalım. Arayalım. Tamam çiçeğim, tamam kuzum. Arıyorum hemen bak. Gülüm. Abim, iyi misin? Ben de sana geliyordum şimdi. Gezmelere götüreyim mi seni? Ha? Katelva da alırız hem. Ama şimdi ablamla Miran beni görmeye gelecek. Senle de sonra gideriz, olur mu Azat abi? İstersen sen de gel. Belki ablam seni de özlemiştir. Abim, benim biraz işlerim var. Ben gideyim. Hem sen de ablanla hasret giderirsin. Sonra yine gideriz biz katil olmaya. Olur. Azat! Azat! Nereye oğlum? Dışarı çıkıyorum. Yeterli mi bu cevap? Var mıdır müsaaden? Yani diyorsun ki bir çıkayım belki konak basarım. Olmadı meydanı dağıtırım. Baktım hiç olmuyor, canım sıkıldı. Başıma illa bir bela alır gelirim diyorsun, değil mi oğlum?
Andan var ya, bunlar küçükken biz beyden rahatmışız. Büyüdükçe dertleri de büyüdü bunlar. Ama ben biliyorum ne yapacağım. Cihan'cığım, sen acaba yangına körükle gitmesen mi ha? Ne yapacağız? 2 metre oğlanın elini kolunu bağlayıp evde mi oturtacağız? Yok, evlendireceğim. Tamam, ben münasip bir kız arıyorum zaten. Uygun böyle güzel bir kız buldum mu o iş paket. Ben de merak etme. Ama bak bu işi bağırarak kızarak yapmayacağız. Güzellikle severek yapacağız Cihan'ım. Senin hiç bakmana gerek yok Andan. Ben onun evleneceği kızı buldum. Aslan Beylerin torunu Elif Aslan Bey. Biz o konuyu kapatmadık mı Cihan'ım? Olanı Reyhan'dan uzaklaştıracağız diye 40.000 tane takla attık biz. Sen şimdi kalkıp Miran'ın amca kızının oğlana gelin niye mi alacaksın? Niye? Memlekette başka kız mı kalmadı alacak? Andan, bak senin bu oğlun deli fişektir ha. Sağ solu belli olmaz. Şimdi kalkıp Aslan Beylere bulaşsa ne olacak? Ha? Ama o kızla evlenirse bu onun hayat sigortası olur. O Azize karısı bile torununu dul bırakmaya cesaret edemez Andan. Hele bir de o kız hamile kalırsa aman işte o zaman değmen keyfime. Miran da, Azize de oğlumuza bulaşamaz. Haydi diyelim ki, ben evet dedim ama bak demiyorum diyelim ki farz-ı muhal. O çocuğu nasıl ikna edeceksin sen Azat'ı ya o kızı? Ya biliyorum, sen Azat'ı da kızı da dert etme. Yeter ki bana hadi. Ha, iyi hadi madem. Koşma, dur yavaş. Bakalım, gülüm benim. Seni çok özledim canım ablam. Ben de seni çok özledim. Ama sen ağlamışsın. Hani ağlamayacaktın, canın sıkılınca konuşacaktık ya. Artık ağlamıyorum bak. Senin geleceğini duyunca sustum. Gel. Babam. Kızım. Yoldane doktor mu geldi? Benden sakladığınız bir şey yok değil mi? Yok, önemli bir şey yok. Bayılınca öyle endişe ettik de doktor çağırdık. Bayıldın mı Gül? Siz niye hiç bize gelmiyorsunuz Miran? Olur mu öyle şey Gül Hanım? Bak çağırdın diye koşa koşa geldik işte. Baba. Ne kuzum? Ablamla Miran bu gece bizde kalabilir mi? Bacım, bak şimdi biz seni görmeye geldik ama dönmemiz lazım. Sonra yine geliriz, olur mu? O zaman ben size geleyim. Dün ben sizde hiç kalmadım. Çiçeğim, ben çok özlerim seni ama. He? Hep sabah olunca senin boncuk gözlerini görmezsek güneşin doğduğunu nasıl anlarız biz? He Zehra? Ama baba sadece bir gececik. Sonra geri geleceğim. İzin verirseniz Zehra Hanım, bu gece götürelim Gül Hanım'ı. Ablasıyla hasret giderir biraz. Yarın sabah gelir bırakırız. Önce Allah, sonra bize emanet. Yalvarırım gideyim babacığım, ne olursun. Sadece bir gececik. Ablamı çok özledim ben. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.